Tekrar selam, kanalıma hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben Doktor Onur Temur, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. Bugün her zaman yaptığım video konseptinden farklı bir konseptle karşındayım. Bugün yanımda canım arkadaşım ve sayın meslektaşım Doktor Dilara Yıldız var. Birlikte yurt dışında doktor olmak üzerinde Almanya ve Amerika ülkelerini konuşacağız ve kendi tecrübelerimizden yola çıkarak eğer senin de aklında böyle bir karar varsa çıkmak istediğin yola bir nebze de olsun ışık tutmaya çalışacağız. Öncelikle Dilara'cığım, seni tanımayanlar için tanıtabilir misin kendini bize? Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İsmim Dilara Yıldız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Ben de yeni mezun sayılırım artık. Bu videonun Almanya bölümünü ben üstleneceğim. Kat sayılır bir aşama kat ettim. Bunları size aktaracağım. Ne kadar yolu tamamlamamış olsam da olabildiğince size tecrübelerimden bahsedeceğim. Aynı şekilde ben de Dilara'ya içinde bulunduğu sürecin nasıl ilerlettiğiyle alakalı sorular soracağım ve bu soruların yanıtlarının Almanya ayağında Dilara yanıtlayacak. Aynı soruların karşılığının da Amerika versiyonu ben yanıtlayacağım ve videomuz bu şekilde ilerleyecek. Hazırsan başlayalım. Hadi. Hadi bakalım. O zaman her şeyin başladığı anla dönüp sana şu soruyu yönelteyim. Hekimlik kariyerini yurt dışına taşımayı nasıl karar verdin ve ülke seçimini neye göre yaptın? Açıkçası ilk 4 sene ilk odam okul sınavlarıydı. Daha çok böyle mezun olduktan sonra ne yapacağım, burada mıyım, neredeyim böyle düşüncelerim yoktu. Ne zaman ki 5. sınıfa geçtim, hem beni hem tüm sınıfı bir anda biz mezun olunca ne olacağız, tuz, böyle koşturmalar, herkesin kafasında bir kaos hepimizde oluşmaya başladı. Ben de bu süreçte tabii çok gitgelli bir dönem yaşadım. İşte hem yurt dışı mı olsa diye aklımda düşünceler, hem Türkiye'de mi kalsam, hem Türkiye'yi gözlemliyorum bir yandan yurt dışı ile ilgili, hem videolar izliyorum, hem oraya gitmiş kişilerle görüşüyordum vesaire derken çok düşündüm açıkçası bu konuyu. O aşamada araştırmaya başladım ben de. Acaba İngiltere nasıl, Amerika nasıl, Almanya nasıl, daha popüler olan ülkelerden tabii ki başladım. Günün sonunda kendime daha yakın Almanya'yı gördüm. Artıları, eksileri değerlendirerek. Sonra dedim ama gitmeden, tabii ki hiçbir tecrübe yaşamadan, böyle sadece kulaktan dolma bilgilerle gitmemeliyim. Önce bunu bir tecrübe etmem gerekiyor. O zamanlar tabii Almancam hiç yoktu neredeyse. Kendi adımı söyleyecek kadar vardı. O zaman dedim ben hemen bir mail yazayım. Böyle bir sene sonra yaklaşık mailler attım. Dedim bu süreçte de biraz Almancamı geliştireyim. O süreçte hem Almanca çalıştım olabildiğince. Daha okul sınavlarım var. Onlara çalıştım. Bir yandan da TUS'ta bakıyordum. Böyle karışık, böyle nereye gittiğimi bilmediğim bir dönemde. Neyse ki staja gittim. Çok keyifli geçti benim için. Kendimi orada çok iyi hissettim ve dedim tamam, buradan devam. Harika. Benim için de bu karar verme süreci şu şekilde ilerledi. Ben de tıpkı senin gibi tıbbi eğitimimin bir parçasında yurt dışına çıkmayı istiyordum. Önceleri aklımda pleb yapmak vardı ki benden birkaç dönem üst olan kuzenim pleb yapıp İngiltere'ye gitmişti. Ancak hem İngiltere'deki doktorların yaşam standartının vereceğim emek ile doğru orantılı bir geri dönüş sağlamayacak olması, hem de kuzenimin beklediğini alamayıp geri dönmesi beni farklı ülkeleri aramaya itmişti. Öncelikle kız arkadaşım Ilgaz'la bize hitap eden bir ülke olması açısından ve sevdiğimiz bir ülke olması açısından Kanada'yı düşünmüştük. Ancak biraz araştırmayla başvuru sürecinin ve ilerleyen adımların çok da basit olmayan, merkezi bir şekilde değil de kompleks adımlarla ilerlediğini öğrenince acaba Almanya'yı mı denesek bir dedik. Ancak ondan da hali hazırda İngilizcemiz var, bir daha Almanca ile uğraşmayalım diye vazgeçtik ve USMLE sınavlarını keşfettik ve detaylarını öğrendik. Sürecin belirli kurallar çerçevesinde merkezi bir şekilde ilerlediğini ve test edilen tıbbi bilginin böyle kıyıda köşede kalmış uç bilgilerle sırf aday elemek amaçlı değil de gerçekten klinik senaryolarla kaliteli hasta bakımı sunabilme kapasitemizi ölçtüğünü anladığımızda dedik bugün biz Amerika kralcısıyız, biraz uzak falan ama biz gidiyoruz. Peki sana şu soruyu yönelteyim. Ben hekimlik kariyerime Almanya'da devam etmek istiyorum diyen bir kişi, bu kararı verdiği andan ilk defa işbaşı yapana kadarki süreçte atması gereken adımları bize kısaca özetleyebilir misin? Nasıl ilerliyor süreç? İlk adımımız tabii ki dil sertifikasını almak. Çoğu bölüm B2 istiyor sizden. Konuşmanın daha aktif olarak kullanıldığı yerler, örneğin psikiyatri gibi, C1'de isteyebiliyor. Bu belgeyi Türkiye'de iki farklı kurumdan alabiliyorsunuz. Göte ya da TERK. Bunu aldıktan sonraki adım ise eyalet seçimi. Eyalet seçimini de kendi faktörlerinize göre seçtikten sonra iş başvurularınıza başlıyorsunuz ve belgelerinizi toplamanız gerekiyor Türkiye'den. Bunu da tabipler odasının, eyaletinizin tabipler odasının sitelerinden çok rahat bulabilirsiniz. Bu belgeleri topladıktan sonra ve gönderdikten sonra size bir FSP sınavı için tarih veriyorlar. FSP'de bu Fachsprachprüfung sınavı, bu yüksek dil
yeterli diyeyim size. Bu daha çok dil bilginizi ölçüyor ama tabii ki tıbbi bir sınav. Bu sınavı geçmeniz size 2 senelik bir izin veriyor, çalışma izni. Bu 2 sene içinde de Almanya'nın sizden beklediği 2 yol var. Bu 2 yoldan birini geçerek denkliğinizi almanız. İlk yol bilirkişi yolu. Ben de bu arada bu seçeneği seçtim şu an için. O yolda belgelerimi hazırlıyorum. Bu bilirkişi yolu şu şekilde. Bu okuldaki tek tek her dersinizin orada da denk olup olmadığını ölçüyorlar. Eğer ölçüp evet tamam sen buraya denksin de diyebilirler. Ya da örneğin sen yeterince cerrahi stajın yok, yetersiz deyip örneğin 2 ay daha burada cerrahi eğitimi alabilirsin de diyebilirler. Erasmus stajı yapar gibi orada staj yapmanızı, gözlem yapmanızı da bekleyebilirler. Bu yol ama tabii riskleri olan bir yol. Reddi alabilirsiniz. Bu bir seneye yakın bir süre alıyor bunun açıklanması. Eğer hani ben bilirkişi para ödemeyeyim, bu riski de almayayım, direkt sınava gireyim, ben bilgime de güveniyorum, dilime de güveniyorum derseniz Katniss Prüfung denen bu sınava da girebilirsiniz. Bu sınavın da 3 kez girilme hakkı var. 3 kere de geçmeniz gerekiyor. Genelde bu arada başarı oranı da yüksek bir sınav. Ama ben sınav çalışmak istemiyorum diyen biri de bilirkişi yolunu tercih edebilir. Bu sınavı da geçtikten sonra ya da bu tahtıyla yani bilirkişiyle de geçtikten sonra tamam artık Almanya'da denkliğiniz tamamlanmış oluyor ve yani sınırsız çalışma izniniz olmuş oluyor bir nevi. Dilara'cığım, TSP sınavından sonra bilirkişi ya da sınav olmak üzere iki farklı yol olduğundan bahsettin. Bu iki yolun birbirine göre avantajı veya dezavantajı var mı? Evet, yani aslında bu kişiye bağlı biraz. Ben şu an için bilirkişi yolundan önce gitmeyi düşünüyorum. Sebebi tabii ki şu an sınavlara artık girip çıkmaktan çok yorulduğum için bu yol daha cazip geldi ilk aşamada. Tabii ki riskleri var. Yani çünkü öncelikle bir zaman kaybı olabilir negatif cevap alınması dahilinde. Çünkü bir seneye yakın sürede açıklanıyor bunlar. Sen uğraşmışsın. Evet, boşuna zaman kaybı yaratabilir. Bu süreyi sınava çalışarak da değerlendirebilirsiniz çünkü. Bir de şöyle bir dezavantajı var bilirkişinin maddiyat. Çünkü şu anda bu çeviri ücretleri gerçekten çok yüksek fiyatlarda. Bunu göze alan, burada fedakarlık yapmak isteyenler bu yolu tabii ki tercih edebilir. Ama diğeri de tabii ki bir seçenek. Anladım. Amerika için de süreç kısaca şu şekilde ilerliyor. Öncelikle tabii ki USMLE Step 1 ve Step 2 sınavlarına girip geçmemiz gerekiyor. Step 3 asistanlar başlamak için zorunlu tutulmuyor. Asistanlığa başladıktan sonra girebilme imkanı tanınıyor. Sonrasında yeterli bir İngilizce sahip olduğumuzu kanıtlamamız açısından OET sınavını vermemiz gerekiyor. Eskiden Step 2 sınavının ikinci aşaması olan Step 2 Clinical Skills sınavı varken bu OET aşamasına gerek kalmıyordu. Ancak bu adım kaldırıldıktan sonra COVID döneminde dil yeterliliğimizi bir şekilde kanıtlamamız açısından OET'ye artık gerek duyuluyor. Son olarak bu sürecin en can alıcı noktası olan Amerika'da staj yapmak geliyor. Amerika'da doktor olabilmek için tıpkı TUS'ta olduğu gibi ben bir sınava gireyim, benim ölçütümü sadece bu sınavdan aldığım skor belirlesin gibi bir mantık yok. Amerika bize diyor ki tamam senin tıbbi bilgin zaten iyi olacak ve bana bunu gireceğin sınavlarla bir şekilde ispatlayacaksın. Ancak ben bunun yanında benim ülkeme gelmiş, tecrübe kazanmış ve benim hali hazırda sağlık sistemime hakim bir doktora diye arıyorum diyor. Sınavlar haricindeki bu klinik tecrübeye gerçekten sahip olduğunu kanıtlamak için de senden staj yapmanı ve karşılığında bunu belgeler nitelikte bir tavsiye mektubu almanı istiyor. Bu staj işini de hallettikten sonra geriye işte sınav sonuç belgelerini, aldığın tavsiye mektuplarını ve varsa yaptığın yayınların hepsini bir CV çatısı altında toplayıp mülakat usulüyle değerlendireceğim bir iş başvurusu yapmak kalıyor. Ama yine de tüm bu sürecin genelinde olduğu gibi bu iş başvurusu süreci de bireysel olarak değil merkezi bir kanalla ilerliyor. Diyeyim ve özetlemiş olayım. Peki o zaman Almanca benim de çok zorlandığım bir dildi ve hani Almanya'da çalışmak istiyorsan bu bir zorunluluk dilinin olması gerekiyor. Sen Almancanı B2'ye getirirken zorlandın mı veya hiç temeli olmayan bir kişi için Almancasını B2 seviyesine taşımak zorlayıcı olur mu? Şöyle ben de lisede ya da Doğan Cösü'nde Almanca hazırlık okumadığım videonun başında dediğim gibi öyle çok fazla bir Almanca bilgim yoktu. Ya da tabii ki Almanca, İngilizce gibi sürekli maruz kaldığımız bir dil de değil.
bunun kursları var, kendinde bir çabanla öğrenebilirsin vesaire. Ama genelde benim sürecimde kur başına ben 3 ay civarı harcadım. Ama bu 3 ay diyorum, bu sadece tek işin değil çalışmak. Buna emek verdiğin bir süre zarfında olursa bu hızla yaklaşık gidersin. Tabii daha hızlı bitiren, daha geç bitiren oluyor yoğunluğuna göre. Benim de arkadaşlarımdan da gördüğüm tecrübem, tabii ki B2 olan herkes böyle sular seller gibi konuşup çok iyi anladığını söylemiyorum. Bu sınavı geçmek için olan süre. Genelde insanlar bir iki seneye yakın orada yaşayıp oraya adapte olduktan sonra gerçekten B2C1 olduğunu iddia ediyor. Genelde sınavı geçecek kadarlık süreler bunlar. Yani yanıltıcı olmasın. Kağıt üstünde oluyor. Evet, kağıt üstünde. Şimdi anladığım kadarıyla bu Almanya sürecinde USM adı sürecinden farklı olarak dil yeterliliği ve sınavlar haricinde bir de evrak işleri var. Bu sınava çalışmak da bir vakit alıyor tabii. Aynı şekilde evrak toplamak da vakit alıyor. Bu ikisini nasıl senkron bir hale getirelim? Yani önce birini mi yapalım, sonra diğerini mi yapalım? Benim kendi fikrim şu şekilde. Ben öncelikle B2'nin almasını öneririm. Zaten eğer benim gibi öğrencilikte başlanıyorsa dil öğrenmeye, bence en hızlı şekilde dil öğrenip mezun olana kadar, mezun olduktan sonra evraklarını toplamaya başlanması. Çünkü zaten istedikleri belgeler genelde mezun olduktan sonra alıp çevirtmene yollayabileceğiniz belgeler. Örneğin diploma, internlikle ilgili belgeler vesaire. O yüzden ben bu şekilde yapmayı düşünüyorum. İnsanları da bu şekilde aktarayım. Tabii şöyle şeyler de var. Hani dil öğrenmeye mezun olduktan sonra başlayan insanlar işte önce dili öğrenin, bir süre burada çalışacaksa çalışırken bir yandan da belge toplayabilir. Ama benim gibi hemen gitmek isteyen insanlar bu şekilde ben önerebilirim. Bu arada tabii ki ben de henüz bu yolda işlemleri tamamlanıp orada başlamış bir doktor değilim henüz. Çok fazla esneklik var bu yolda. Çok fazla dış faktör var. Bu benim tecrübelerim tabii ki. Siz de daha fazla araştırarak daha size uygun bir yolda bulabilirsiniz. Aynı şekilde Amerika sürecini de böyle başından sonuna kadar anlatınca çok göz korkutucu gelebiliyor. Efendim ben bu işe başlarken aynı şekilde sen de sadece olayın başına hakimindeydin. Yani ben step 1 haricindeki kalan hiçbir şey bilmiyordum. İşte step 2'ymiş, elektivmiş, matchmiş yoktu onlar. Bu yüzden arkadaşlar gözünüz korkmasın. Biz de sizin olduğunuz zamanlardaydık. Biz de hala bu yoldayız ve süreç içerisinde öğrendik çoğu şeyi. Her şeyi bilerek çıkmadık bu yola. Sizin de aynı şekilde yolun ilerisi hakkında kafanızda soru işaretleri olabilir. Gözünüz korkmadan kararınızı aldıysanız arkanızda durun ve yola çıkın, devam edin. Biraz da stajından bahsedelim. Staja gittim dedin. Stajını nasıl ayarladın? Nereye gittin? Çalışma ortamın nasıldı? Görev ve sorumlulukların nelerdi? Biraz da bize bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Şöyle, ilk olarak mail atıyorsunuz hastanenin İletişim kısmından istediğiniz bölümün sekreterliğine. Sonra size geri dönüş yapıyorlar. Ben Familia Tour programıyla gittim. Yani oradaki görev tanımı Familia Tour. Yani internle neredeyse birebirsiniz ama intern sayılmıyordum tabii ki. Ama yaptığınız işler internle birebirdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hastaya dokunabiliyorduk. Gerekirse invazif işlem yapıyorduk. Söylemeyi unuttum. Genel cerrahi bölümünden kabul almıştım. Orada stajım yaptığım genelde biz servisteydik ya da ameliyathanedeydik. Sabah geliyorduk erkenden, hastalardan kanları alıyorduk. Burada venöz kanı da hemşireler değil, siz alıyorsunuz. Kanları aldıktan sonra işte sabah toplantısı oluyordu orada. Yetişirsek ona katılıyorduk. O biraz şüpheli. Sonrasında serviste vizit oluyordu. Vizit bittikten sonra da bir görevimiz varsa onlara başlıyorduk. Falsuman değiştirme, tekrar herhangi birinden kan almadır vesaire. Birçok işimiz oluyordu. Genelde öğlene kadar bunlarla uğraşıyorduk. Öğleden sonra da eğer ders olursa küçük böyle bir ders koyuyorlardı. Haftada 2-3 gün ona katılıyorduk. Olmazsa da tekrar servis işleri yapıyoruz veya işte operasyonda direkt ya gözlemci olarak ya da direkt ameliyata steril olup giriyordum ben. Bu şekilde günüm geçiyordu. Akşamda tekrar yarın yapılacak olan ameliyatların bir toplantısı yapılıyordu ve çıkıyordum. Yaklaşık böyle 7.30 gibi hastanede oluyordum. 4.30'a doğru da işlerim bitiyordu bu şekilde. Çalışma ortamın, iş arkadaşların, sosyal ortam nasıldı? Ben güzel bir ortama denk geldim. Bilmiyorum her yer öyle miydi ama benim arkadaşlarım genelde ya da doktorlarda öncelikle yabancıyı çok benimsemiş insanlardı. Anlamadığım konuda fark edip böyle çok yardımcı olan, tane tane açıklayan, gerekirse İngilizceye dönen. Yani anlayış çok iyiydi öncelikle. Onu söylemek istedim. Onun yanında
sınavda tabii ki onlar kadar çalışmanızı bekliyorlar. Çok çalışkanlar, çalışkan olmanızı da istiyorlar, bekliyorlar. Sizin çalıştığınızı gördükçe gerçekten onların da saygısının günden güne arttığını bariz şahit oldum. Onun yanında bence çalışma ortamı çok temiz, çok planlı, her şey belli, güzel bir düzen içinde. O yüzden bana çok hitap etti bu şekilde. Anladım. Yeri gelmişken ben de Amerika'da geçirdiğim 3 aydan bahsedeyim. Ben bir tane genel dahiliye, bir tane hemato-onkoloji, bir tane de kardiyoloji olmak üzere toplamda 3 farklı rotasyon yaptım New York'ta. Yaptığım stajların ismi elective diye geçiyor ve sadece internlük diliminde gidilebiliyor bu programlara. Ben geçtiğimiz Mart, Nisan ve Mayıs ayında tamamladım stajlarımı. Ancak Amerika ve Türkiye arasında Erasmus protokolü gibi bir herhangi protokol olmadığından internlük dilimime maalesef sayılmadı. Zaten New York'ta olup orada staj yapmanın getirdiği heyecanı bir kenara bırakırsam, genel olarak hastanelerin işleyişi ve hasta bakımı benim çok hoşuma gitmişti. Bir kere zaten gerçekten hasta olmayan bir kişi gelmiyordu polikliniğe. Bunda hem sağlık sisteminin özel sigortalarca yürütüldüğü ve biraz pahalı olması etkili olurken, bir yandan da halkın gerçekten bilinç seviyesinin fazla oluşu etkili oluyordu ve bu doktorların sunduğu sağlık hizmetinin kalitesinde ciddi oranda bir artışa sebep oluyordu. İşte bir hastayı tam mı eksiksiz bir şekilde muayene edebiliyordu, hasta hakkında atılması gereken adımlar hakkında süreci hastayı da dahil ederek güçlü adımlar atabiliyorduk vesaire falan. Yani bilgi birikimimizi gerçekten ihtiyacı olanlara tatmin edici bir şekilde aktarabiliyorduk. Bu hasta-hekim ilişkisi tabii ki çalışma ortamına da yansıyordu ve tüm sağlık personeli kendi görev ve sorumluluklarının çizgisini aşmadan kendi işini güzelce yapıyordu. Peki benim görev ve sorumluluklarım nelerdi? Ben gelen hastayı işte anamnez ve fizik muayene ile değerlendirdikten sonra hastayı sorumlu doktorumuza sunuyordum ve sorumlu doktorumuzla birlikte hasta için atılacak olan adımları tartıştıktan sonra tüm muayene ve değerlendirme sonuçlarımı verilmesi gereken orderlarla birlikte bilgisayar sistemine işleyip hastanın ilaçlarını eczanesine gönderiyordum. En başta da dediğim gibi bu stajlar benim için bir zorunluluktu. Çünkü USMLE süreci için sınavlar haricinde en az 3 tane de tavsiye mektubuyla birlikte iş başvurusu yapman gerekiyor. Peki Almanya için böyle bir zorunluluk var mı? Yani sen staj yapmayıp da sadece dil belgen ve diğer evraklarla birlikte iş başvurusu yapsan da oluyor mu? Yok, kesinlikle bir zorunluluk değil. Ama tabii ki oraları iş başvurusu yaptığınızda Almanya için yaptığınız her fedakarlık, her çaba onları da gözünde güzel olarak karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki benim önerim, eğer hala öğrenciyse bir staj yapması, öğrenciliği bittiyse de hospitasyon yapıp bir süre orayı gözlemlemesi. Çünkü gerçekten burada ne kadar kulaktan duyma, oraya giden gitmeyen, kimle konuşsanız da oraya gidince anlıyorsunuz orada neyin döndüğünü, burayla oranın ne gibi farkları olduğunu ya da hastane şartları belki size çok uyuyor ama hayat şartları sizin için nasıl? Yani orada belki çok kolay çözdüğünüz bir problemi orada daha zor çözmeniz sizin psikolojinize nasıl yansıdı? Bunlar çok önemli aslında. Bir de şöyle bir şey öneririm açıkçası staja gidenler için. Diliniz ne kadar iyi olsa da bir süre yetersiz de kalabiliyor. Bu sizi mesela daha çekingen bir insan mı yapıyor, yoksa o özgüveniniz orada da hala devam ediyor? Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bunlar hepsi çok önemli ve yaşanmadan evet böyleymiş denmeyen şeyler. O yüzden bence gidilmeli. Ama tabii ki herkesin imkanının, süreci yönetmek isteğinin farkına göre değişen şeyler. Anladım. Evet, şimdi gelelim tatlı konulara. Tüm bu işlemlerimizi hallettik, işte Almancamızı B2'ye çıkardık, evrak işlerimizi hallettik. Bir şekilde hepsini çözdük ve iş başı yapıyoruz. Bizi nasıl bir hayat bekliyor? Senin de stajındaki gözlemlerinden hareketle bir doktor olarak hayatımızın nasıl olacağı ile ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misin? Tabii, öncelikle sorunun başında dinlemek çok keyifliydi. Şu an tam olarak off. Engellerin ortasında boğuştuğum için bir anda rahatladım. Şöyle ki, öncelikle komik bir örnek vererek başlamak istiyorum. Tabii ki ilk gittiğimde dil seviyem şu ana göre daha kötüydü. Ve ben bazen dün gece hangi asistanın nöbetçi olduğunu bile anlamıyordum. O kadar daha rahat bir süreç geçirdikleri için diyeyim. Burada mesela imkanı yok hangi cerrahi asistanın dün gece nöbetçi olduğunu o günkü hani halinden ve yorgunluğundan anlamamanın. Yani tabii ki nöbet sayıları olsun, genel alım gücü diyeyim, orada çalışma yükü, bu gibi sebepler
üzerine daha rahat bir çalışma şartları olduğuna inanıyorum. Hayat koşulları da beni güzel hissettirdi. Bu sebeplere ek olarak tabii ki bunun farklı bir vizyon kattığını da, çünkü etkileşimde olduğun kendi kültüründen farklı da çok insan oluyor. Bunun bana keyif vermesi beni bu yola sürükleyen nedenlerden de biriydi. Yani illa tek sebep hani birkaç nöbet az tutmak, işte maaşın belki hayat şartları vesaire değil. Bunlar da bana daha keyifli geliyordu. Tabii bunlar çok kişisel şeyler. Oraya gidip yaşamadan görünmeyen şeyler. Ben de şu an her ne kadar uzun süreler orada yaşamamış olsam da şu anlık bunları umut ediyorum. En azından bunların tatminliğiyle yaşayacağımı umarak bu sürece girdim. Umarım öyle olur. Umarım. Ben de biraz kendi stajımdaki gözlemlerimi aktarayım bu konuda. Ben öncelikle senin gibi serviste değil, poliklinikte yaptım çoğunlukla stajımı. Ve daha önce de söylediğim gibi gelen hasta volümünün çok yüksek olmaması ve gelen hastaların gerçekten hasta olarak gelmesi hem mesleki tatminlik açısından biz hekimler için çok iyi oluyordu, hem de işte sosyal hayatımızı daha dolu bir şekilde yaşamamıza imkan tanıyordu. Bizden sadece yaptığımız işte iyi olmamız beklenip görev ve sorumluluklarımız dışında bir iş yüklenmiyordu. Bunun dışında işte doktorundan stajyerine, oradan sağlık personeline, çoğu kişinin farklı milliyetlerden gelerek oluşturduğu bir topluluk olduğumuz için hem birbirimizle daha iyi kaynaşabiliyorduk, hem de bu hep böyle süre geldiği için hastalar açısından da bir yadırganma gibi bir durum olmuyordu. Zaten işte hayatın keyfine ve sunduğu göz alıcı imkanlara da değinmiyorum bile. Hani onun için de şuralardan bir yerlerden Amerika vloglarıma bakabilirsiniz. Yani bu şekilde genel olarak. Peki tatlı kısmına giriş yaptık. Onun da en tatlı kısmına gelelim ve maaşları konuşalım. Bizi biraz asistan ve uzman hekim maaşları konusunda aydınlatabilir misin? Herkesin merak ettiği soruyu sona bıraktım. Kesinlikle. Yani şöyle, Almanya'da maaşlar brüt ve net olarak Türkiye'den farklı olarak bu şekilde veriliyor. Brüt maaşın içinde vergiler vesaire de oluyor. Bu şekilde bahsetmem gerekirse yaklaşık asistanlıkta 65-70 bin eurolar. Uzman olduğunda, yeni bir uzman da yaklaşık 85-90 bin euro civarları alıyor. Tabii buna ne kadar süredir orada olduğu, yani ne kadar süredir, kaçıncı senesi olduğu, çocuğun olup olmaması, evli olup olmaması gibi faktörler de bunları arttırabiliyor. Bunlardan vergiler çıkınca net maaş ortaya çıkıyor. Anladım. Amerika'da maaşların, özellikle uzman doktor maaşlarının çok yüksek olduğu genelde biliniyor. Hatta bir araştırma vardı. Dünyada Lüksemburg'dan sonra doktorların en çok kazandığı ikinci ülke Amerika'ydı ve tabii eyaletten eyalete değişmekle birlikte ortalama uzman doktor maaşı 27 bin dolar civarıydı aylık. Ancak tabii ki asistanlıkta bu kadar büyük rakamlar söz konusu değil. Onda da yanlış hatırlamıyorsam 6 bin dolar civarı bir para geçiyordu asistanların eline. Ama tabii Amerika'da vergi dilimleri ve hayat şartları eyaletten eyalete çok değişkenlik gösterebildiğinden Bu maaşlar da buna oranla artıp azalabiliyor, ama genel çerçeveli bu şekilde diyebiliriz. Evet, bizim kendi tecrübelerimizden yola çıkarak yurt dışında doktor olmak için attığımız adımlar bu şekildeydi. Bu videoda her iki süreci de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmaktan ziyade ikisini karşılaştırmalı bir şekilde olabildiğince özet bir şekilde sunmaya çalıştık ki eğer senin de aklında böyle bir fikir varsa çıkmak istediğin bu yolculuğa bir nebze de olsun ışık tutabilelim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Dilara'cığım, geldiğin için çok teşekkür ederim kanalıma renk attın. Ben teşekkür ederim. Bayağı eğlendik. Arka planlarına. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Söylediğimiz şeylerle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem ben hem de Dilara elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Umarım sonraki videolarda da birlikte olabiliriz ve farklı konular hakkında tartışabiliriz. Evet, biliyorum. Her zaman beklerim. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol şans. Evet. Kestik. Tamam. Heyecanlandım, ne oldu? Ben... Bu ülkeleri tek seferde söyleyebiliyorsan bence beğenmişsin ya abi. Selam kanalıma, hoş geldin. İzin bir tavuk dönerimiz olmalıydı abi. Video uzun, bakarız acık. Valla içim kıyılırsa. Çok iyi oldu bence, var ya. Bak, iyi oldu.